Çiftçi TV ekranlarından, Benim Memleket programından, ekranları başındaki tüm izleyicilerimize kucaklar dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili izleyiciler, Aralık ayının ortalarına doğru yürüyoruz. Yılbaşına artık adım adım ilerliyoruz. Yeni bir yıla artık çok az bir zaman kaldı. Tabii zaman zaman kar yağışı, zaman zaman havalar açıyor, yağmurlar oluyor birçok yerde. Ama kışı güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Biz bu hafta Afyonkarahisar'ın Serban kasabasında sevgili Hüseyin Gedik kardeşimize ait bir aile işletmesinden sizlere sesleniyoruz. Burada sevgili Hüseyin Gedik kardeşimizin ailesiyle beraber kurmuş olduğu bir aile işletmesi hemen kasabanın yanı başında. İşte onunla ilgili sizlere buradan önemli bilgiler, görüntüler aktaracağız. Yani bu hafta Afyonkarahisar'ın Serban kasabasındayız. Önce görüntülerimiz var. Onları izleyelim. Tabii biz bu arada biraz efelik yaptık. Tabiri caizse bizim Afyon tabiriyle efelik yaptık. Hani biraz güneş gördük, üzerimize ceket aldık ama yanıldık. Hava çok soğuk şu anda. Bakalım ilerleyen dakikalar neler gösterecek. Önce görüntülerimizi izliyoruz. Daha sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hadi bakalım diyoruz ve Benim Memleket programına başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, Serban kasabasında sevgili Hüseyin Gedik kardeşimizin ailesinin bulunduğu, yani bu işi yaptığı yere geldik. Tabii burada burada yenilemeler yapılmış, kendisine ait yeni yerler yapmış. Efendim koyunların ayrı, kuzuların burada, koyun ve kuzuların durduğu yer var. Hemen biraz ileride birazdan sizlere göstereceğiz. Kurbanlık, aman Allah'ım şöyle ekranlarda gördüğünüz zaman ben bu kurbanlıklardan istiyorum diyeceğinizden eminim zaten. O kurbanlıkları da göstereceğiz biraz sonra sizlere. Tabii önce bir Hüseyin Gedik'i tanıyalım. Daha sonra da bakalım burada neler var, neler yapılıyor. Onunla ilgili sizlere bilgiler verelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Hüseyin Gedik, bizi gördün. Gayet de memnun oldum, biz de memnun olduk. Ben de çok memnun oldum siz ve ekibinize. Ben 1978 doğumluyum. Serban doğumluyum. İlk öğretim mezunuyum. Serban'da okudum ilk öğretimi. 89'dan bu tarafa kesintisiz koyunculuk yapıyorum. Daha şeyine varacak olursak, daha eskisine, 69'dan bu tarafa evimizde, kapımızda koyun var. Koyunla uğraşıyor. Babadan gelen bir meslek. Baba mesleğini sürdürmeye çalışıyorum. İnşallah gücümün yettiği kadar, Allah'ın verdiği ömrün şeysine kadar yapmaya çalışacağız. Şimdi senin bu işe olan aşkını, sevdanı ben anlıyorum. İşte bak, sizler de görüyorsunuz. Koyunlarla, kuzularla bu kadar fazla yakından ilgileniyor. Ki biz de böyle insanları gördüğümüzde mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Sadece ya para kazanayım aman filan değil yani. Bu işte de bunun olması lazım, öyle değil mi? Yani sevmen ilk lazım. İlk önce sevgiyi katmak lazım. Mesela bir insan aşçı var. Aşçı bir yemek yapıyor. Çok güzel olmuş diyor. Adam diyor ki içine sevgimi kattım. Biz de bu hayvana, koyuna, kuzuya sevgimizi, aşkımızı, şefkatimizi, bu üçünü katıyoruz, birleştiriyoruz ve koyundan kuzu çıkıyor ortaya. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Ne güzel ya. Vallahi hakikaten yani, şöyle bunları da insan severek de şöyle bir kendini mutlu edebilir. Yani, en azından böyle bir, öyle değil mi? Yani. Şimdi koyunculuk çok güzel bir meslek. Koyunculuk yapan aşk almaz bir kere. Yani ne çocukların aşkı olur, ne kendisi aşk alır. Lakin işte koyunculuğun püf noktaları var. Mesela şimdi bizim burada geldiğiniz yolumuz iyi değil. Yani yolu siz kendiniz de gördünüz.
Ben her yıl arabanın ön takımını yaptırayım. Artı şimdi buraya belediyenin el atması lazım. Burada çöp konteyneri istedim. Çöp konteynerini vermediler. Vermiyorlar da. Ama benim burada su var diyerekten bana çöp vergisi yazıyorlar. Yani çöpümü ben kendim atıyorum. Ama vergisini belediyeye ödüyorum. Şimdi bu insanlara bakın ben her gittiğim yerde söylüyorum. Gerekli kolaylık yapılsın. Yani bu işletmede veya böyle aile yerlerine veya bu işle uğraşan insanlara elimizden gelen kolaylığı yapalım. Yani bunda bu insanları bu işten soğutmayalım. Elimizden gel çünkü bakın eğer soframızda oturduğumuzda karnımız doyuyorsa bu insanlara bir dua edelim. Çünkü bu insanların sayesinde de ekmek yiyoruz, karnımız doyuyor. Onun için Mevlam bu insanları hiçbir zaman eksik etmesin. Daha fazlalaştırsın, daha çok yapan olsun böyle. Onun için buradan da duyuralım. İnşallah en kısa zamanda gerekli kolaylıklar, gerekli işlemler yapılır. Onların da mağduriyetleri giderilir diyelim. Şimdi barajımız var. Bu sene bu yıl kurak geçti. Bir bizde değil Türkiye genelinde. Barajımız hırtlarına kadar dolu. Suyumuz çok. Biz su istedik. Ekinimizi ekelim. Bir an önce çıksın. Seneye kıtlık çekmeyelim. Zaten yazdan verilmedi su da. Ekim zamanında nasıl versin adam? Ağustos'un sonunda su kesildi. Bu şartlarda biz çiftçilik yapıyoruz. Hayvancılık yapmaya, yani koyunculuk yapmaya çalışıyoruz. İşte gücümüzün yettiği kadar. Buradan Tarım Bakanı'na sesleniyorum. Bize 25 lira geçen sene koyun desteklemesi verildi. Kardeşim ver 200 lira. Canlandıralım biz bu işi. Evet. Ondan sonra çobanımızın sigortasını yatırsınlar. Yarın bu çobanımız da yaşlanacak. Herkes böyle doğduğu gibi veya gençliği gibi kalmıyor. Evet. Şimdi çoban sigortasını yatırsınlar. Ben geçen sene gittim dediler 250 idi koyun şeysi sayısı. 250 koyundan gittim ben. Dedi ya 200'e düştü. Tamam peki ben fazlayla geldim. Sigortamızı yatırın. Vardım. Neymiş efendim? Özel sigorta yatırıyormuşum ben de. O da sigorta. Onun benim yatırdığım parayı versinler mesela bana. Koyun bazında değil de ben desteklemeyi. Ben kuzu bazında istiyorum. Senin böyle bir önerin var. Yani, koyun değil kuzu bazında destek bazında versinler bize. Versinler bir artı. Desteklemeyi bana 7. ayda 8. ayda destekleme alıyorsun. Veya 6. ayın sonunda Haziran'ın sonunda destekleme alıyorsun. Haziran'da benim zaten kuzum çıkıyor. Kuzu satıyorum. Koyunum ya yumu çıkıyor. Peynir satıyorum. Peynir süt satıyorum burada. Benim destekleme ihtiyacım var. Desteklemeye gerek kalmıyor. 200 koyuna 25 liradan 5000 lira destekleme diyeyim. Bugün 5000 lirayı ben 6. ayda ne yapayım ben? Bana ver ki şimdi. Evet, şimdi. Birinci ayda veya ikinci ayda benim şimdi yemim yok. Ben bu hayvana yem alacağım. Hava soğuk şu anda. Acayip soğuk var dışarıda. Onun için biz şu anda maliyetler arttı. Hadi yazın şuralarda otlar falan oluyor bir şekilde hallediyoruz. Ama şu anda... Hayvan içeride. Şimdi kuzuluyor. Koyun bir taraftan kuzuluyor. Ondan sonra şimdi ben bu kuzulu koyunu çıkarmak istesem mümkün değil çıkaramam. Çünkü bir haftalık 10 günlük kuzusu. Çıkardığımız koyun geri girecek. Ve mümkün değil çıkaramazsın. Evet, yemlemeye çıkaramıyoruz biz burada. Onun için şu anda şartlar çok zor, çok ağır. Ondan dolayı tabii maliyetler de yükseldi. Allah kolaylık versin. Burayı bir anlat bize. Buraya sen, burası kasabaya birkaç kilometre mesafede. Buraya geldin, burada bu işi yapıyorsun. Burada biz... köye sadece bir işimiz olursa gidiyoruz. Artı mesela buradan çocukların ulaşımı zor. Sabahleyin biz burada şimdi 300-400 malla uğraşıyoruz. Adamımız da yok. Mecbur çocukları okula götürmek zorundayız. Çocuklar okula gitmez için kendi imkanlarımızla götürüyoruz. Yaklaşık burada 4 tane öğrenci var. Bura okulundan buranın arası 4 kilometreye yakın bir mesafe. Ama yeri geliyor 4 dakika aranıyor. Tabii canım. Bizim bu çocukları götürüp getirmemiz sabahleyin yarım saatimiz alıyor. Buradan mesela belediye burada. Burada bir arkadaşım daha var arka tarafta. Evet. 2 öğrenci de onda var. 6 tane öğrenci diyor. 6 tane öğrenciyi buradan belediye bir servis çıkarıp
götürüp buraya akşamına bıraksa mesela çok güzel olacak. Ama öyle bir imkanlar sunmuyor, Allah razı olsun. Yani sayı az diye bunu geçiştirmeyelim. Bir de olsa, iki de olsa onlar bizim çocuğumuz. Onun için az önce dediğim gibi işte burada hem hayvanıyla ilgilenecek, hem efendim işte çocukları okula götürüp getirecek, hem bir taraftan onların sıkıntısı. Onun için bir kez daha söylüyorum, bulunduğumuz yerlerde sadece burası için değil, ki nerede, ben, kim, ne varsa. Ben kendi şahsıma konuşmuyorum kesinlikle. Ben Türkiye genel için konuşuyorum. Şimdi buradan çocuklarım benim gidip gelseler, öğlenleyin ben varıyorum, öğlen tatilinde. Benim çocuğum dışarıya çıkmış, mecbur çıkmak zorunda. Hava yağmur yağıyor veya kar yağıyor. Çocuğum benim orada, ben orasıya kadar dışarıda kalıyor. Evet. Ha dediğin zaman da ben hayvancılık yapıyorum. Ya iyi, çocuğun çıkmasına 10 dakika kaldı deyip gitme imkanım sıfır. Onun için bir kez daha üzerine basa basa özellikle söyledik. Gerekli kolaylıklar gösterilsin. Biz bu insanları bu işlerden soğutmayalım. Daha fazla yardımcı olalım ki onlar daha fazla bu işe merak salan, bu işe başlasın, devam etsin. Gelelim şimdi burada şu anda tabii havalar soğuk olduğu için hayvanlar içeride şu anda. Elinde ne kadar koyun var, hangi cins koyun var? Bu ara kuzulamalar başladı, koyunlar kuzulamaya başladı. Taze taze geldik, gördük kuzuları falan da böyle. Onlardan bir bahset bize. Şimdi koyunum pırlak. Aslında pırlak cinsi. Ben Bursa Karacabey koçu atıyorum. Kırıyorum ikisini. İşte pırlak merinos meleze ortaya çıkıyor. Çok güzel bir ırk. Yarı etçil, yarı sütçül. Besiye attığımızda yediği yemi körlemeyen bir ırk. Ondan dolayı şimdilik şu anda memnunuz. Artık ilerleyen zamanlarda ne görürüz gösteri onu bilemiyorum. İşte sadece biz zaten süt şeysine değil de et kombinasına yöneliyoruz. Ama şimdi ben 50 kilolu veya 60 kilolu bir kuzu yetiştirdiğim zaman canlı ağırlık. Alıcı geldiğinde buraya ya bu kuzu çok büyük diyor. Yani işin enteresan yanı da bu. Ya nasıl bir şey böyle yani? Adam, kuzu büyük olsun kardeşim, etli olsun, kilo olsun, yani daha ne istiyoruz? Ben bunu alamam diyor. Artı iyi bakmıyoruz. Ufak kuzu yetiştiriyoruz. 35 kilolu kuzu yetiştiriyoruz. 30 kilolu kuzu yetiştiriyoruz. Bugün 30 kilolu bir kuzuyu kestiğinde zaten randıman yok. Onun geleceği aslında tam randımanlı olsa yarı yarıyadır. 30 kilolu canlı ağırlığı 15 kilo eti gelir. Ama randıman olmadığı için 30 kilolu kuzuda randıman olmaz. Geleceği 12 kilo geliyor. O zaman da benim işletmem zarar ediyor. Evet. Bir de bu var. 60 kilolu kuzu yetiştirdiğimizde de alıcısı çıkmıyor. Nasıl bakıyorsun bu kuzulara? Nasıl bu hale getiriyorsun? Nasıl böyle kilo yapıyor diyenler varsa var, şimdi. Var var. Öyle bir diyenler var. O da şimdi yedirdiğimiz yemden kesinlikle esirgemiyoruz. Ya şimdi biz sofraya oturduğumuzda kendimiz yarım ekmek yiyeceğimiz yerde 3 çeyrek ekmek yediğimiz de oluyor. Tabii. Bu hayvana da ne verirsen onu yer. Bir hayvanın normal besinin tam yiyeceği randımanını yem 1,5 kilo olur. Koyunla konuşuyorum. Büyükbaştan ben kesinlikle hiç anlamam. 1,5 kilo, 1250 gram, 1300 gram. Tam randımanını yeme oturduğu zaman 1,5 kilo. 1,5 kiloyu zor geçirirsin yani. Yani Hüseyin Gedik diyor ki, arkadaş ben gerekirse boğazımdan keserim. Gerekirse ben fazla yemem. Ama işte şu görmüş olduğunuz koyunlara, kuzulara yediririm. Alın size de 30 kilo, 50 kilo, 60 kilo da hayvan veririm, öyle mi? Yani şimdi biz bu Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan istediğimiz bu et balık kurumları mesela gelip de tek afyonda yapmasın veya tek afyonda olsun demiyorum. Bir bölge yapsınlar. Atıyorum Denizli'de bir et balık kurumu var. Şimdi şu anda aktif diyebiliyorum ben. Evet. Orayı bölge yapsınlar. Denizli çevresinde kaç tane il varsa getirsin vatandaş. Kuzusunu orada kestirsin. Parası hem devlet garantili olsun. Şimdi ben buradan kurbanla 300 falan mal satacağım. Allah verirse. Şimdi bu 1000 liradan satsak 300 bin lira. Biz şimdi garantili yer bulamazsak, garantili bir ticaretçi bulamazsak
Bu ay onu biz kime satacağız? Kendimizin kurbana gitme imkanı yok. O yüzden devlet şeysinde olsa, mesela arkamızda bir devletimiz bize destek çıksa, hayvanımızı sattığımızda biz rahat rahat işte ayın 15'inde bizim paramız gelecek diye bekleriz. Evet. Ama özel birisine verdiğimizde, özel bir ticaretçiye, ya şimdi para ayın 15'i geliyor ya, ya bir de bana sor. Bende uyku muyku yok. Stres desen o biçim. Gece yattığında bana, şöyle tavana bakarken bunların hesabını kitabını yapıyor. Yapmak zorundasın. Evet. Çünkü bir yıllık şeyimiz o gelecek parada. Evet. Umudumuz. O paramızı da kaptırırsak biz ondan sonra seneye geldiğinde bizi burada vuramazsın. Onun için Hüseyin Gedik gibilere hesap yaptırmayın. Yattığı yerde tavanda böyle matematik işlemleri yapmasınlar. Rahat uyusunlar. Böyle rahat etsinler. Şimdi gezelim. Siz buraya kardeşlerim var. İşte efendim hanımlar burada, çocuklar burada. Herkes burada. Bu işe dört elle sarılmış. Burada bu koyun, kuzu, efendim kurbanlık işlerini yapıyorlar. Kurbanlık dedik. Ey ahali, ekranlarınızın başından ayrılmayın. Şimdi birazdan ekrana getireceğimiz görüntülerde işte benim aradığım, işte böyle olması lazım, yakışıklı olması lazım, kilolu olması lazım, heybetli gösterişli olması lazım diyorsanız birazdan sizleri o görüntülerle tanıştıracağız. Hadi bakalım. Tabii bu işi aile olarak yapıyorsanız ailenin fertleri de bu işle uğraşıyor mutlaka. Delikanlı geldi. Şöyle kuzuları severken yakaladık. Seni bir tanıyalım bakalım. Kim var yanımızda? Arif. Arif. Arif, sen öğrencisin galiba. Evet. Nerede okuyorsun? Afyon Karışlar Okulu'nda. Serban Kasabası'nda. Serban Kasabası'nda İlköğretim Okulu'nda okuyor Arif, değil mi? Evet. Nasıl, hayvanlarla aran iyi mi? İyi. Hani çünkü az önce babana sordum yani. Ondan da güzel bir koyuncu olacak diyor. Doğru mu? Hayır. Ne olacaksın peki? Veteriner olacağım. Oo, bak abi işte bu süper bir şey ya. Yani kendi işletmelerinde hiç olmazsa bir veteriner olur. Arif de okursa veteriner olur. Burada hayvanlara bakar, değil mi? Evet. Şimdi anlıyor mu hayvanların hastalığından? Fazla anlamıyorum. Hiç anlamıyorum aslında. Ama veteriner oğlum yaparsın. Evet. Eyvallah. Arif de inşallah bir veteriner olur. Burada kendi hayvanlarının efendim bakımlarıyla ilgilenir. Şimdi yanımızda şöyle alalım yanımıza. Yalçın kardeşimiz var. Hüseyin Gedik'in kardeşi sevgili Yalçın. Önce onu bir tanıyalım. Evet, benim ismim de Yalçın Gedik. Biz de babadan, anneden babadan görme bu şekilde. Küçüklüğümüzden beri koyunculuk işiyle uğraşıyoruz. Bir şekilde elimizden geldiği kadarıyla iki kardeş bu işi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burası sizin aileye ait. Evet. Kasabaya birkaç kilometre mesafede. Doğrudur. Burada efendim anamızla, hanımlarla, çocuklarla bu işi burada yapıyoruz. Evet. Zor mu? Nasıl? Tabii bu hayvancılık işi birazsa koyunculuk işi bayağı bir zor yani. Hani derler ya, koyunun varsa, üçecek oğlun varsa, sağacak gelinin varsa koyun koyundur. Güçecek oğlun yoksa, sağacak gelinin yoksa koyun bir oyundur derler. Yani koyun işi, kendine güveniyorsan, kendi çabalarınla bu işi yapabileceksin. Koyun işi elbette iyi. Hayvancılık konusunda büyükbaşa nazaran, diğer şeye nazaran tabi biraz daha şeyse maliyeti düşük. O yüzden ama koyun işi bayağı bir zahmetli. Yani tıpkı bir küçük çocuğun eziyeti gibi böyle gerçekten çok ilgi alaka isteyen, gerçekten bir bakım isteyen meslek. Yani bunu bu şekilde yani herkesin yapabileceği bir iş değil bu yani. Bilhassa kendin bizzat bundan ilgilenmen lazım. Yani öyle göründü gibi ne olacak canım ya? Koy bunları ahıra, ver yemlerini. Ondan sonra yan gel Osman yat. Yok öyle bir şey yani. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Hani derler ya, ya bunun önüne kalksa bir 10 koyunu güdüp gelemez diye.
Yani koyun gütmek, koyunu bakmak, koyunu yani bir şekilde yetiştirmek yani her insanın karı değil yani. Tabii canım, mutlaka zorluklar var. Şimdi dikkatimi çeken bir şey var. Koyunların, kuzuların üzerinde numaralar gördüm. Evet. Numaralandırma yapılmış. Nedir bu numara olayı? Şimdi numaralar koyunların ikiz, 300 oranında bu şekilde çaplından çok olduğundan dolayı bizim ilgimiz, alakamız da yüksek olduğundan dolayı bayağı bir 200-300 oranı yüksek. O yüzden karıştırmayalım. Her kuzunun böyle şeysi bakımı kolay olsun, herkes annesini bulması kolay olsun şeklinde. Biz bu şekilde numaralandırma yapıyoruz. Sadece 200-300 olanlar için. Onları şimdi bu sefer anneleriyle ayıracağız. Bunları kendi ayrıca yemlemeye başlayacağız. Daha sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa bunları anneleriyle emiştiriyoruz. Onları tek tek bunları elimizle annelerine götürüp buluşturuyoruz. Sabah ve akşam iki defa kuzular anneleriyle buluşuyor. Evet, o şekilde anneleriyle buluşturmasın, anne sütü dolmadan bunların büyümesi fazla şey olmaz, mümkün olmaz, iyi olmaz. Ama bunları bu şekilde sabah akşam böyle anneleriyle buluştururken de işte tam sağlıklı bir şekilde büyümesi için, anne sütünden yararlanması için bu şekilde numaralandırıp yarın emiştirirken, anneleriyle buluştururken sabah akşam bunları kolay olsun, zorluk çekmeyelim dedikten bu şekilde şey yapıyoruz. Mesela baktık 5 numara, 8 numara hala arıyor anasını. Kardeşim bulamadı, tut şunu. Hemen orada bak, üzerinde yazıyor numarası, hemen buluyoruz. Yani aynen öyle. Aynen öyle. Biz buradan iki kişi buradan çiftleştiriyoruz. Kapıdan veriyoruz. İki kişi oradan annesini buluyor, annesiyle buluşturuyor. O şekilde bunu bir şekilde yapıyoruz bu şekilde. Görenler görmeyenlere, duyanlar duymayanlara haber versin. Yalçın kardeşimin bulunduğu yerde koyunlarda, kuzularda numaralandırma sistemi var. Arkadaş öyle arayıp durmasın. Kuzu anasını, anası kuzusunu hemen numarayı bulup hop götürüyorsunuz anasının yanına. Çok güzel bir uygulama. Bir de merak ettiğim bir şey. Birkaç tane bölme var burada. Mesela şu an bulunduğumuz yerde koyun kuzular var. Az önce bir yer vardı, orada koyun kuzular var. Bunların hepsi neden bir yerde durmuyor, neden böyle ayrı ayrı yerlerde duruyor? Şimdi koyunların kuzulama zamanı olduğundan dolayı fazla zorluk çekmeyelim. Hem hayvanların sağlığı açısından hem de bizim hayvanlara karşı bakımı kolay olsun diyerekten bu şekilde biz koyunu 4 parçaya böldük. Yerimizde biraz müsait olduğundan dolayı. Şimdi burada ilk önce kuzulayanlar burada, ikinci parti arka tarafta. Üçüncü parti diğer tarafta, şurada da biraz yoz kısmı olan veya geç kuzulacak koyunları da onları bir ayrı kısma kapadık. Bu şekilde hem kuzulayan koyunu görelim, hem böyle kuzulamış koyunları da bir şekilde yavrusuyla daha böyle ilgilensin, daha böyle sağlıklı şekilde yetişsin diyerekten bu şekilde 4 parçaya böldük. Şimdi ya bu adamlar bu işin kitabını mı okudu, bir yerlerde mi gördü, yoksa kendi fikirleri mi diye soranlar da vardır mutlaka. Tabii kendi fikrimiz bu. Biz zamanla, tabii ben 40 yaşındayım, ya abim 42-43 yaşında. Bizim babamız rahmetli ömrünü yedi yani bu işin arkasından. Biz de anamızdan babamızdan ta bu şekilde uzun zamandır yaptığımızdan dolayı bu işin elbette biraz uzmanı olduk yani. O zaman Allah razı olsun diyelim babaya. Baba da bu arada hemen birkaç ay önce rahmetli olmuş, onu öğrendik. Allah rahmet eylesin diyelim. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Ve böylesine koyunculuğun devamını getirecek de evlatlar yetiştirip efendim bu memlekete, bu ülkeye katkı sağladıkları için onlara da teşekkür ediyoruz. Şimdi biz devam edelim burayı gezmeye. Bakalım etrafta, civarda daha neler var, onları da görelim. İnşallah, inşallah hep beraber. Yalnız bizim çoban olarak bir de sıkıntımız var. Biz tamam bu işi yapıyoruz ama ya bizim sosyal güvencemiz yok. Kendimiz, kendi imkanlarımızla ödersek sosyal güvence oluyor. Çobanlara işte çobanlık yapacak kimse bulunmuyor. Elbette bulunmaz. Sosyal güvence yok. İşte Afganistan'dan ithal çoban getirtireceğiz. Şu getireceğiz bu. Ya şimdi niye Afganistan'dan veya yurt dışından ithal çoban gelecek? Niye kendi bizim vatandaşımıza sosyal güvence yok? Çoban bu şekilde bu hayvan yetiştirici yapan insanlara, çobanlara niye sosyal güvence tanımıyor devletimiz? Niye bu şekilde bize bu şekilde zorluk çıkarıyor? Yani bizim de elbette bakın dağın başında bize bir üretici, devletimize katkıda bulunmak için yani işsizliği azaltmak için bence yani bu şekilde çobanlarımızda sosyal güvence olsa
gerçekten çok güzel olur. Devletimizden de bu şekilde temennimiz. Böyle bir isteğimiz var. İnşallah o da yerine gelir. Buradan duyuralım sesimizi. Çobanların böyle bir isteği var. Yani benim ülkemde, benim memleketimde zaten bu işten anlayan insanlar var arkadaş. Onun için tamam, onlar da bizim kardeşimiz, arkadaşımız ama ya öncelikle şöyle bizim ülkede olsa ne olur da diyorlar tabii. Onu da buradan biz aracı olalım, söyleyelim ve ne yapalım? Buradaki gezimize devam edelim. Hadi bakalım. Hüseyin Gedik ve ailesinin tabii burada bu işi yapıyorlar ama kolay değil. Burada hayvan sayısı çok, küçük baş sayısı çok. Bundan dolayı demişler ki ya en azından bir tane de olsa hem bir kişiye bir ekmek verelim hem de biz de bu konuda bir rahatlayalım. Bizim de işlerimiz biraz kolaylaşsın demişler. Burada bir çoban kardeşimi de var burada. Önce onu bir tanıyalım. Ben Ferhat Bayam, Taşolukluyum. Sen Taşoluklusun? Evet. Yakınsın o zaman buraya? Evet, yakınım. Hemen Taşoluk şurası zaten yani. Evet, abilerim de eskidendir tanıyorum. Bana böyle böyle dediler, geldim bunlarla beraber bu mala bakıyoruz. Evirip çeviriyoruz yani, bir şekilde bir şeyler yapıyoruz. Ne güzel, burada sen de onlara yardımcı oluyorsun. Ailenle burada berabersin? Hayır, ailem yok. Kendini yalnız bırakalım. Bir gelip gidiyorum. Zaten yakın ya, hani derler ya işte şu kül attığımız yer işte şurası falan diye. Evet. Onun için sıkıntı yok yani. Evet. Peki, burada toplam kaç tane küçük baş var kurbanlıklarla beraber? Kurbanlıklarla beraber 400'e yakın. Evet, 400 civarında evet. Küçük başımız var. Evet. Yani sayı da onda az değil ha. Aynen. Onun için sana da ihtiyaç var burada. Aynen. Evet, sana da ihtiyaç var. Onun için hani az olsaydı zaten olmaz ama sana şu anda zaten ihtiyaç var. Nasıl, buradan memnunsun? Memnunum. Allah razı olsun. Ağalarımdan da memnunum. Yerden de memnunum. Evet. Yani iyi davranıyorlar, iyi insanlar. Ne güzel. Yani. Ne güzel. Sen de burada bir onların bir ailesi gibi oldun böyle. Onların içinden birisi oldun böyle. Evet. Onun için sıkıntı yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sana burada kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim ben de. Eyvallah. Eyvallah. Siz de geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. İzliyor musun devamlı? Yoksa arada bir mi denk geliyor? Arada bir. Arada bir. Bundan sonra devamlı olur inşallah. İnşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi artık çadırın olduğu bölüme geldik. Çadırın olduğu bölümde hemen arkamızda görüyorsunuz. Burada da kurbanlıklar var. İşte az önce size de söylediğim, bakın şöyle görüntülerini izlediğinizde, aa işte benim aradığım kurbanlık burada dediğiniz yerdeyiz şu anda. Zaten kulağımda çınlıyor şu anda, mutlaka onu söylüyorsunuz. Şimdi Hüseyin Gedik, aileyi aldık buraya. Aile şu anda burada. Çocuklar burada, hanım burada. Hep beraber burada bu işi el birliğiyle yapıyoruz. Ne güzel yani, hanım yardımcı oluyor, efendim kardeş desen öyle, çocuklar gene öyle. Nasıl insan bir şöyle seviniyor, mutlu oluyor değil mi? Aynen. Ya şimdi koyun kuzu dediğin zaman bu hanımsız olmayacak bir şey. Neden olmayacak bir şeydi? Ya şimdi mesela bu mevsim değil de şimdi kış mevsimindeyiz. Yaz mevsiminde gece sabaha kadar koyun gidiyoruz. Sabahleyin geliyoruz. Zaten sabaha kadar ayakta durmuşuz. Gözümüzü kırpmamışız. O yorgunluğundan gelip de burada yemek hazırlamak, çay pişirmek, bunları yapamayız. Yani bir ben değil. Bu işi yapan bir erkek yapamaz. Yani arkasında bir hanım olması lazım. Hani derler ya, başarılı bir erkeğin arkasında başarılı bir hanım var. Vallahi helal olsun. Hüseyin kardeşim diyor ki yani arkadaş, hanımlar olmadan bizim iş olmaz. Biz hiçbir şey yapamayız burada. Yapamayız. Yaparız dersek yalan konuşmuş olurum. Evet. Ama tabii şimdi ben hanıma da soracağım. Mutlaka onu da anlatacak bir zorluklarını veya bu kolay, işin güzelliğini. Kolay bir iş değil. Pis bir iş de değil. Muhakkak tabii her şeyin bir güzel tarafı var. Ama %75 çok zor bir iş. Mesela gece, şimdi Türkiye genelinde çok tanıdığım çoban arkadaşlar var. Soruyorsun, ya koyun gece mi güdürür diye adam.
Biz Haziran'ın 15 veya 20'si dediğinde bu koyun gece güdülür. Ne zamana kadar? Ekim'in 20-25'ine kadar, hava iyice soğuyana kadar. Bu işin hakkını öyle veriyoruz. Ve bu koyunculuğu zaten kaplayarak mümkün değil, yapamazsın. Dayanamazsın yani. Bu büyükbaştan çok yer. Kapalı sistem olacak. Yani saman olarak değil, kesif yem olarak çok kesif yem tüketir. Ondan dolayı yapamazsın, hakkından gelemezsin. Kazancın yani durduğu yerde kendi kendini yer bitire. Onun için yani mutlaka dışarıda olma, mera olma. Mutlaka mera olması lazım. Bu bir mera hayvanıdır. Bunu alıp da bir muhabbet kuşu gibi kafese kapayıp sevemezsin. Bunu seveceksen mera da seveceksin. O zaman biz şöyle söyleyelim, kapalı sistem yapanlar da demek ki imkanları iyi, ondan dolayı... Ya başka bir yan geliri vardır muhakkak, evet. Kapalı sistem yapanların. Ama bu koyun kapalı sistem olmaz. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Senin burada kaç tane şu anda kurbanlık? 170 falan kurbanlığımız var. Şu an arkamızda 170 tane kurbanlık var. 5 tanesi tohumluk koçlarımız, kontrollü koç saldığımız için koçlar bunun içinde. Mevsimi geldiğinde, zamanı geldiğinde tekrar o 5 koçumuz damızlık koyunumuzun içine katılacak. O şekilde tekrar seneye nasip kısmet olursa kuzulama yapılacak. Ama şimdi biz kontrollü koç saldığımız için ikinci kuzu bilmem vesaire şeyler biz bilmeyiz. Yapmıyoruz da. Biz 20 günün içinde, bilemedin en fazla 30 günün içinde kuzulama dönemimiz bitmesi lazım. Ondan sonra dönüp arkamıza bakmamamız lazım. Ve koyunculuk benim görüşüm, kendi görüşümü söylüyorum. Koyunculuk budur. Yok adam ya o ikinci kuzulayım ben. Dönüyor koyun kuzuluyor. Artı şimdi kuzu yetişmez artık şimdiden sonra. Nasıl yetişmez derseniz 4 aylık kuzu olur, anası boyun olur, o ayrı mesele. Ama kurban olmaz o 4 aylık. Peki bu gördüklerimiz herhalde 6 aylık hemen hemen, evet. Ama daha kurbana da bayağı bir zaman var. Bunlar tam 6 kurbanlık olacak yani. 1 yaşında kurbanlık olacak bunlar. Peki şu anda ben geldim buraya, evet. Hoşuma gitti. Ya Hüseyin Gedik, şu benim çok hoşuma gitti. Şu bir tanesini alacağım arkadaş. Nedir bir rakam fiyat şu an için mesela piyasa fiyatı? Piyasa fiyatı valla... Canlı ağırlık olarak 20-21, 20,5 diye biliyorum. Mesela kiloya katarsak bir kuzu ne geliyor? Kantar da söyler. Ama bir kilo, ama 100 kilo. Bahtımıza ne gelirse artık. Sen yıllardır bu işin içerisindesin Hüseyin Gedik. Bana bir fiyat ver şu anda. Ya şimdi olcuğu 900-1000 arası. Şu anda yani geldik buraya almaya 900 lira 1000 lira arasında. Arası, aynen. Eyvallah. Belki hani izleyenlerden ya arkadaş kurbana benim çok hoşuma gitti. Vallahi bunlar da çok güzel. Şöyle bir kurbanlık keseyim falan da yalnız şimdiden de alayım falan diye niyetlenenler de vardır mutlaka. Muhakkak vardır ama şimdi hayvan satışımız yok. Kurbana en az 40 gün kala satışlarımız başlıyor. Kurbana 40 gün kala satışlarımızdan almak isteyenler faydalanabilir. O zaman siz yine de ya aklınızın bir köşesine ya da efendim not defterinize bir yerlere not alın. Afyonkarahisar Servan kasabasında Hüseyin Gedik kardeşim ailesiyle birlikte sizler için özel yetiştiriyor bunları. Notunuzu alın. Hani aklınıza gelir ya ben görmüştüm, izlemiştim, gidip onlardan alacağım falan da derseniz gelirsiniz buradan. Ne yaparsınız? Bu hayvanlardan, bu kurbanlıklardan siz de faydalanabilirsiniz. Tabii şimdi işin en zahmetli tarafını da hanımlar yapıyor. Bakmayın siz, onlar gece gidiyorlar sabaha kadar koyunla falan uğraşıyorlar da. Sen gel bir de bu insanlara sor bakalım. Onlar neler çekiyor burada? Öyle değil mi? Evet, çok zorluk çekiyoruz. Sosyal yaşantımız bayağı bir düşük. Tatilimiz yok. Bu iş bayağı bir zor, aile işi. Tek başına bir insan yapamaz. Koyun sağımını bizzat kendim yapıyorum. Peynir yapıyoruz, tereyağı yapıyoruz, yoğurt yaparız. Ya az önce biz yedik ekipteki arkadaşlarla beraber. Hakikaten öyle değil mi arkadaşlar? Kamera. Evet, evet. Ha, sesin gelsin, sesini duyalım arada bir. Yani hakikaten müthiş. Tereyağı olsun, efendim peyniri olsun. Doğal, ne güzel. Burada kendiniz yapıp yiyorsunuz böyle. Evet. Satışta yapıyoruz. Tereyağı, peynir, yoğurt. Şimdi onu söyleyecektim. İsim neydi bu arada? Serap Gedik.
Şimdi Serap ablam anlattı. Belki de şöyle, ya vallahi ne güzel anlatıyor, ne güzel konuşuyor. Ağzından bal damlıyor. O tereyağlarından, o peynirlerden iyi güzel yapıyorsunuz da biz nasıl yiyeceğiz kardeşim? Yok filan derlerse. Yok derseler bizi bulsunlar. Evet. Evet. Yani adres kolay diyorsun. Evet. Serban kasabasına gel, bizde var, sofrada yeriz. Evet. Koyunun her şeyinden faydalanıyoruz. Yününden, sütünden, etinden. Eti daha çok lezzetli, çabuk pişen, daha yumuşak. Evet. İnek etine nazaren. Yani burada bu hayvanlardan elimizden geldiği kadar faydalanıyoruz. Evet, evet. Her şeyinden, yününden bile faydalanıyoruz. Peki onlar şimdi eşler hayvanları götürüyorlar, dağdalar sabaha kadar bu işte. Siz bu arada ne yapıyorsunuz burada çocuklarla beraber? Ev işleri, koyunların bakımından, yeminden, samanından ilgileniyoruz hepsinden. Evet. Desteklerimizi az veriyorlar. 200 liraya çıkmasını istiyoruz. Bu iş bayağı bir zor. Devletimizden yardım bekliyoruz. Destek konusunda evet, bir evet. Sıkıntımız var anladığım kadarıyla. Evet, sıkıntımız var. Evet. Çok düşük veriyorlar. Yani destekle ilgili az önce biz bir şeyler söyledik. Onun için bunu ben her defasında her gittiğimiz yerde söylüyorum. Yani bu insanlar çoğalsın, bu işi yapanlar çoğalsın. Biz dışarıdan almayalım, dışarıdan ithal etmeyelim. Daha çok olsun ki en azından hiç olmazsa hem ucuza yemiş oluruz, hem bu insanlar kalkınırlar. Ondan dolayı bu çok önemli. Yani bununla ilgili mutlaka özel çalışmaların yapılması gerekiyor. Şimdi tabii kolay değil. Bir de çocuklar var. Evet, çocuklar var, koyunlar. Bayağı bir iş, zor. Hadi bakalım, Hüseyin Gedik bir taraftan, çocuklar bir taraftan, evet. Koyunlar bir taraftan. Gel de bu işin içinden çık şimdi. Evet, öyle oluyor. Onun için kolay değil. Allah kolaylık versin. İnşallah. Ama memnunsun değil mi? Yani evet, şu yap, evet. Onu söyle bize. Ben arkasındayım sürekli. Ne güzel. Bu işi yapmayı seviyoruz. Yani Hüseyin Gedik arkadaş ne kadar zorluğa giderse ben de onunla beraber girerim. Evet, evet girerim. Arkasındayım. Yok, yok öyle ya ben ona gelemem, buna gelemem. O kadarcık da falan değil falan demez yani. Evet, evet. Ne güzel. İşte çok güzel bir tablo. Zaten böyle bir ailede olduktan sonra Allah'ın izniyle her şey güzel güzel gider. Siz de bu işten inşallah bol bereketli kazançlar sağlarsınız. Yasin kardeşime teşekkür ediyoruz. Tabii bizim artık program birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz sevgili izleyiciler. Bu hafta Çiftçi TV Benim Memleket programında nereye geldik? Afyonkarahisar Serban kasabasında hemen kasabaya birkaç kilometre mesafede ailesiyle beraber sevgili Hüseyin Gedik Yalçın kardeşimle beraber ailesi burada kendilerine uygun bir yer bulmuşlar. Efendim burada işte çadırından diğer ahırlara varıncaya kadar koyunlar, kuzular, kurbanlıklar burada besliyorlar. Onları tanıdık. Onları tanımaktan mutlu olduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladınız, misafir ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bir de bu bir konuya daha değinip ondan sonra programı bitiriyorsunuz herhalde. Bu çobanlık yapıp da yani bu küçük başına uğraşıp da evlenemeyen arkadaşlarımız var. Çobanları hor görmesinler. Yani biz karanlık işlerine falan uğraşmıyoruz. Uğraştığımız iş belli. Biz bu memleket için koyun yetiştiriyoruz, kurbanlık yetiştiriyoruz, evet. Peynir üretiyoruz, tereyağı üretiyoruz. Efendim güzel bir iş yapıyoruz. Ya bizi de görün demişler herhalde Hüseyin Gedik'e anladığım ya, kadarıyla. Yani bir de bu destekleme konusunda bir konuya daha değinip ondan sonra sözü size bırakıyorum. Dişi kuzuya destekleme. Ben bunu bizzat televizyonda Cumhurbaşkanımızın ağzından duydum. Evet. 100 lira destekleye sadece konuşuldu. Bir de ilçe tarım her yıl dişi kuzuları brosel aşısı yapılıyordu. Bu sene yapılmadı. Yani şimdi bir yaşına girdi dişi kuzular. Artık ne derece yapılır yapılmaz onu bilemiyorum. Onu da bilemiyoruz. Onunla ilgili evet. Afyonkarahisar Tarım Müdürlüğü'ndeki yetkililer bununla ilgili üreticilere, çiftçilere bilgiler verirseniz son derece memnun olduğumuzu söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz de size teşekkür ederiz. İyi geldiniz, hoş geldiniz. Bizi gerçekten çok memnun ettiniz. Böyle bir imkanı sunduğunuz için gerçekten hem sizin şahsınız olarak sizlere, hem kameraman arkadaşlar, hem de kanalınıza bize sonsuz teşekkürlerini sunarız. Yine aynı şekilde koyunlarımızın aşılarını da devletimiz bizzat bir şekilde takip ederse, şaptır, vebadır vesaire aşılarını gerçekten bize yardımcı olursa daha memnun oluruz. Bakın biz ailecek bu işe gönül vermiş, gerçekten devletimize, milletimize bir şekilde üretim konusunda katkıda bulunuyoruz. Yani bu şekilde hayvancılıkla uğraşan bütün herkese, yani bu şekilde aşı konusunda da bizlere yardımcı olursalar gerçekten bizi çok mağdur ediyorlar. Bizi özel veterinerlere yönlendiriyorlar. Ama bu şekilde şey yapıyoruz. Bir de bizim mesela koyun birlikleri var. Mesela küçükbaş birliklerimiz var. Koyun ve keçi yetiştire birliğimiz var. Merkezi Afyon Emirdağ şubesi açıldı Afyon merkeze. Yani bunlar da bize hiçbir şekilde faydalı değil yani. Birlik var ama birliğin biz hiçbir şekilde faydasını görmedik. Şimdi hiçbir şekilde faydasını görmedik. Onunla ilgili ben hemen kısa bir bilgi vereyim. Birkaç gün önce birlikteydim. Birlikte şu anda bir mahkeme süreci var. O devam ediyor. Onunla ilgili onların da şu anda eli kolu bağlı durumda. Çok fazla bir şey yapamıyorlar. Ama dediğin doğru. Ama bir sıkıntı olursa da buradan mutlaka söyleyelim. İlgilensinler. Elbette yani. Gerçekten biz bu koyun birliği 2007 yılında zannedersem kuruldu. Yani 12-13 yıldır biz bundan hiçbir şekilde faydalanmıyoruz. Yani güncellenmeye geliyor. İlçe tarım yapıyor. Bilmem vesaire kayıtlarını ilçe tarım yapıyor. Yani koyun birliği ne yapıyor ben onu merak ediyorum. Evet. Bu koyun birliğinden biz hiçbir şekilde faydalanmadık. Evet, biz aidat veriyoruz. Aidatımızı veriyoruz. Ama evet. Bir şeyler yapılsın diyoruz. Yani koyun birliği Emirdağ'da yem fabrikası kurdu falan bir söylentiler var. Ne artık ne çalışıyor bilmiyoruz. Yani işte bizim yem konusunda falan destek olsun bize yani. Biz de şimdi 85-90 lira civarında yeme para veriyoruz. Yani bunun maliyetini düşük madem, bizim koyun birliğimize ait madem, biz bunun üyesiyiz. Biz bunun aidatını ödüyoruz. Bize yani bir şekilde faydalı olsunlar, hizmet versinler. Biz de bu işi daha iyi yapalım. Biz de bir üretici olarak biz bunu tüketiciye maliyeti düşük görelim yani. Ve bu şekilde bu işte bu şekilde yaygınlaşmış olur. Tabii birlikler ne için var? Üyelerine yardımcı olmak için, onlara kolaylık göstermek için, onlara zor günlerinde, dar günlerinde destek olmaları için var. Çok doğru söylüyor Yalçın kardeşim de. Tebrik ediyorum. Onun için inşallah gerekli bu konuda açılımlar, çalışmalar yapılır diyoruz. Geldik böylece bir program birlikteliğimizin daha sonuna. Efendim artık yılbaşına sayılı günler kaldı. Adım adım yeni yıla doğru yürüyoruz, gidiyoruz. Çok az bir zamanımız kaldı. Bu arada hiçbir zaman dile getirmedim ama ben buradan özellikle çünkü biz, benim memleket programının kameramanlarından bir tanesi sevgili Abdülkadir Kozca var Şırnak'ta. Yine orada vatani görevini yapan onlara ve bütün askerlerimize kucaklar dolusu buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah askerimizin yardımcısı olsun, onlara kolaylıklar versin. Bütün askerlerimize diyoruz ama ben özellikle Şırnak'a, Topçutepe üst bölgesine buradan kucaklar dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Önümüzdeki hafta başka bir programda, başka bir diyarda tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına yine her zaman olduğu gibi hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.